Kur'an'ı anlarlar diye kalplerini örtler ve kulaklarına ağırlık koyduk. Keyif suresi 57. ayetine göre Kur'an'ı anlamak isteyip de anlamasınlar diyerek kulaklarına ağırlık koymak nedir? Şimdi o Keyif suresi 57. Önce bir o ayeti açalım. 299. sayfa. Görüyor musunuz ne kadar zor sorular soruyorlar yani şimdi. الليدنج آيات 299 صفحة كيف سورة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. Şimdi lütfen çok dikkatle dinleyin bakın. Ya bu ismini vermemiş olan bu kardeşimiz tabii çok güzel bir soru sormuş. Ama bu mealdeki hatayı görmeniz için çok dikkatle dinlemeniz lazım. Burada Allahü Teala diyor ki bakın ve men azlemu mimmen zukkire bi ayati rabbihi. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılan bir kişiden daha zalim kimdir? Fe arada anha, ondan yüz çeviriyor. Yani ona Allah'ın ayetlerini hatırlatıyorsunuz ki kendisi de biliyor bunun doğru olduğunu anlıyor, kavruyor ama yüz çeviriyor. Ve nesiye ma kaddemet yedahu, daha önce yaptıklarını da unutuyor. Yani elleriyle yaptığı birçok şeyi de unutuyor. Çünkü insanlar bu doğruları herkes bilir. Herkes bilir. Hatta mesela sizden önce ondan bahsediyor olur ama o doğruları siz söylediğiniz zaman karşı çıkar. İnna cealna ala kulubihim ekinneten en yefkahuhu. Şimdi burada verilen mana ne? Onların kalplerine kınlar oluşturmuşuzdur. İşte kılıcın kını gibi. Yani böyle kablar anlaşsa anla nasıl mana verilmiş burada? Ne demiş bu kardeşimiz? Anlamasını engel olması için. Yani şimdi engel olması için ifadesi olursa ayetin başıyla burası uyar mı birbirine? Bak bir daha şey yapayım. Hatta mealden okuyayım. Daha iyi olur. 57. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenlerden, kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Allah'ın ayetini okuyorsunuz, sırt çeviriyor. Demek ki anlıyor. Değil mi? Anlıyor, kavruyor ve ondan sonra sırt çeviriyor. Biz onların kalplerine bunu anlamalarına engel bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik. E şimdi, madem engel bir ağırlık verdiysen, bu zalimlik kimin? Onlar mı zalim? Haşa, onları zalim sayan mı? Öyle değil mi yani? Hem o insanı bir şey hatırlatıyorsunuz, bak tekrar dikkat ediyorum. Dikkatli. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden hatırlattık, sırt çevirdi. Niye sırt çevirdi? Devamına bakarsan anlamasın diye Allah kulağına da kalbine de ağırlık koymuş. E normal. E sağır ve anlaması imkansız olan bir kişi her şeyi yapabilir. Şimdi ayetin üstüyle artı arasında bir zıtlık var mı? Burada efendim. İsra 45'te daha geniş anlatılıyor. Evet, İsra 45'te de burada çok büyük bir meal hatası yapılmıştır. Çok büyük bir meal hatası yapılmıştır. İsra suresinde de var, başka surelerde de var aynısı. Benzeri. İsra'da daha net değil mi? Daha açık. Tamam, İsra suresinin kaçıncı sayfa? 285. Şimdi o meal hatasını, bu çok ciddi bir hatadır. Yani bu kardeşimiz iyi ki bunu yakalamış, sormuş. Mutlaka siz de yakalamışsınızdır da sormak aklınıza gelmemiştir. İşte böyle bildiğim şeyleri sorun ama başkasını sormayın. Şimdi 45 miydi kaç? 45 ve 46. Bak diyor ki Allahü Teala, hatta bu mealden okuyayım, ben meal vermeyeyim. Mealden okuyayım çünkü aksi takdirde yanlış olur. Biz Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz.
Ayrıca onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini yad ettiğinde onlar canları sıkılmış bir vaziyette gerisin geri dönüp giderler. E niye canları sıkılıyor? Hani kulaklarında ağırlık var, kalplerinde örtü var. Niye canları sıkılıyor? Hiç duymazlar ki senin ne dediğini. Öyle değil mi? Niye canları sıkılıyor ki? Kulağı duymuyor. E kalbinde de örtü var. Canının sıkılması için bir sebep var mı? Az önce de bak ayetin kendi iç ilişkileri tamamen bozuluyor. Peki burada hata ne? Şimdi Arapça bilen arkadaşlarımız lütfen dikkat etsinler. Tabii bizi internet üzerinden de dinleyen biliyorum çok iyi Arapça bilen insanlar var. Yani Allah'a hamdolsun gerçekten dünyanın her yerinde ciddiyetle takip ediliyor bu dersler. Mesela şimdi Almanya'da, Avusturya'da, işte geçen gün şeyde, Eskişehir'de falan hep görüyoruz. Çok ciddiyetle takip eden böyle aklı başında insanlar var. Ve onların içerisinde çok sayıda iyi Arapça bilen insanlar var. Bu bakımdan burada o kardeşlerimizin de anlaması için ben bunu Arapça olarak anlatmam lazım. Mesela burada da işte bak epeyce Arapça bilen hocalar var görüyorum burada. Burada bak estağfirullah ve cealne ala kulubi mekinneten en yefkahuhu. En yefkahuhu kelimesi bu eni mastariyedir değil mi? Bunun Arapçası nedir? Bunlar bizim yani şeyde bize okuttukları zaman fıkhahum iyyahu demektir. Fıkhahum en yefkahuhu oradaki failden şey mastar haline getirirsiniz. Failine izafe edersiniz. Mef'ulünü de onun mamulü yaparsınız. Fıkhahum iyyahu. Ve fi azanihim vakran. Manası şu. Bunların Kur'an'a yaklaşım tarzlarını kendi kalpleri üzerinde bir örtüye çevirdik. Çünkü anlamak istemiyorlar ya, dinlemek istemiyorlar ya, bunların yaklaşım tarzları, Kur'an'a verdikleri bir yer var. Yani kendi kendilerini engelliyor bu insanlar. Bunların Kur'an-ı Kerim'e yaklaşım tarzlarını kendi kalpleri üzerinde bir örtüye, kulaklarında da bir ağırlığa çevirdik diyor. Bunların yaptıkları şey. Yoksa anlamasınlar diye kulaklarına şunu koyduk, kalplerine bunu koyduk değil. Ve tekrar ediyorum, Arapça şey yapanlar dikkat edinlesinler. En yefkahuhu bir kere eni mastariyedir. Bunun şeyi, açılımı şöyledir. Fıkhahum failine muzaf ediyorsunuz şeyi, mastarı. Mef'ulunu da ayırıyorsunuz ondan. İyyahu. Kur'an'ı anlayışlarını çünkü okuyorsunuz siz. Sizin okuyuşunuzla ilgilenmiyor. Ona karşı cevap hazırlamaya çalışıyorlar. Onu anlamak istemiyorlar. Dolayısıyla bunların bu yaklaşım tarzları kendilerini Kur'an'dan engelliyor. Kalplerine bir şey oluşturuyor. Bir kab oluşturuyor ve kulaklarını ağırlık haline getiriyor. Dolayısıyla Allahü Teala bunları engellemiyor. Bunlar ne yapıyor? Kendi kendilerini engelliyorlar. Şimdi bak meali bir ona göre vermeye çalışalım. Hatta burada bizim verdiğimiz meal olsa da onu yok. Bizim verdiğimiz meal burada yok. Neyse. Şimdi çünkü bunu şey yaparken bu hemen şey yapmak kolay değil. Ben Arapçasından vereyim en iyisi. Mealden vermeyeyim. Çünkü tutturamayabilirim o üstüyle altı arasını. Diyor ki Allahü Teala 45. ayete ve izâ qara'tel Kur'âne sen Kur'an okuduğun zaman جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا seninle ahirete inanmayanlar içerisinde bir engel oluştururuz. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً kalpleri üzerinde de kınlar haline getiririz. Neyi? اَنْ يَفْقَهُوهُ o Kur'an'ı anlayış tarzlarını.
Çünkü şimdi niye Allah kendine mal ediyor? Her şey, ben şimdi elimi kaldırmak istediğim zaman ben kaldırmak için irade ederim. Elimi kaldırmak için gereken bütün şeyleri yaratan kimdir? Allah'tır. Allah onu yaratmazsa ben istediğim kadar elimi kaldırmak isteyeyim. Felç olanlar ellerini kaldırmak istedikleri zaman kaldırabiliyorlar. Yani Cenab-ı Hak kendine mal etmesinin sebebi o. Bu insanlar onun için gerekeni, bu insanların yaptıklarını Cenab-ı Hak yaratıyor. Yani o işte dolayısıyla yani şey hep öyle, Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerin tamamı öyle. Ve izâ qara'tel Kur'an, Kur'an okuduğun zaman cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil âhireti hicâben mestûrâ, ahirete inanmayanları senle onun arasında bir örtülü perde koyarız. Ve cealnâ alâ kulûbihim ekinneten, ve kalpleri üzerine kınlar oluştururuz. En yefkahuhu, o Kur'an'ı anlayışlarını kın haline getiririz. Ve fi azânihim vakra, ve kulaklarında da ağırlık haline getiririz. Kur'an'a yaklaşım tarzlarını böyle yaparız.